kalp krizi için tüm dünyada kabul edilen risk faktörleri ülkemizde de erişkin yaşta da olsun, genç yaşta da olsun işte klasik saydığımız yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, şeker hastalığı, sigara. Kardiyoloji uzmanı Doktor Çetin Gül günümüzde kalp krizi nedenlerine değindi. Aşırı stresin kalp krizine neden olduğunu söyleyen Gül, genç kalp krizi ölümlerinde sporun tetikleyici bir etken olduğunu ifade etti. Stres, hareketsiz yaşam, aşırı kilolu olmak, obezite dediğimiz aşırı kilolu olmak gibi risk faktörleri gençler için de geçerli. Ama gençler için de tabii bunlar, bu söylediğim risk faktörleri normalde yılların birikimiyle erişkin yaşta kalp damarlarında ateroskleroz dediğimiz damar sertliği yapıp sonra da bu aterosklerotik plağın yırtılıp üzerine pıhtı oturmasıyla kalp krizine yol açıyor. Bu uzun yıllar alan bir süreç. Gençlerde peki bu kadar uzun bir süreç olmadan nasıl çok erken yaşta kalp krizi geçiriyor? Gençlerde bir genetik olarak ailesel yatkınlık varsa, yani ailede çok erken yaşta kalp krizi, anjiyo, stent, bypass öyküsü, damar tıkanıklığı öyküsü varsa bunlar da erken yaşta görebiliyoruz. Genetik olarak ailesel kötü kolesterol yüksekliği dediğimiz tip 2 bir kolesterol, genetik kolesterol yükseklikleri var. Onlardan bir tanesi varsa, genetik olarak kötü kolesterolü çok yüksekse bunlarda çok erken yaşta kalp krizi görebiliyoruz. Günümüzdeki en sık gençlerdeki kalp krizi sebepleri bu genetik etkenler dışında birincisi stres, aşırı derecede stres. Özellikle şu an bu Z kuşağı dediğimiz 20-25 yaş grup arasında aşırı bir stres var. Gelecek kaygısı var, iş kaygısı var. Bildiğiniz gibi tüm dünyada da olsun, ülkemizde de olsun şu an işte pandemiydi, yangınlardı, depremdi, ekonomik krizdi derken gençlerimiz bizim 40-50 yılda yaşadığımız şeyleri son 3-5 yılda yaşadılar. Aşırı bir stres şu son dönemde çok önemli bir faktör. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Trakya birlikten. Aşırı egzersiz sırasındaki nabız tansiyon yükselmesi o sırada bir plak yırtılmasına ve kalp krizine normalde belki 8-10 yıl sonra olacak stabil bir hayat yaşasa, sakin bir hayat yaşasa belki 8-10 yıl sonra ortaya çıkacak kalp krizi o stres anında çok erken yaşta çıkabiliyor. O yüzden tabii genç kalp ölümlerinde, genç kalp krizinde ölümlerinde spor tetikleyici bir etken. Az önce saydığım aşırı günümüzdeki aşırı stres, genç yaşta sigara, alkol tüketiminin veya diğer madde tüketiminin fazla olması nedeniyle bu kalp kontrollerinin, periyodik kalp kontrollerinin daha erken yaşlarda başlanmasını öneriyoruz.